Evet. Ya işte YouTube'da tarzma sesi diye ara, o zaman çıkıyor. Evet, güzel oldu ya. Silikondan yaptım. Aynen. Tamam, hadi görüşürüz. Öpüyorum ben şimdi. Hadi daha videoyu yükleyeceğim. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Evde silikon telefon kılıfı yapmak için 50 gram mısır nişastasına 30 gram silikona ihtiyacınız var. Lateks eldivenlerinizi takın ki elinize yapışmasın. Mısır nişastasının içine yapı marketlerden alabileceğiniz %100 silikonu dökün. Ben Sista marka kullandım. Daha sonra aynı hamur yoğurur gibi bunu yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 10-15 dakika sonra yapışkan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Bu hamuru elde ettikten sonra havayla temasını kesmeniz ya da çok hızlı bir şekilde projeye devam etmeniz gerekiyor. Çünkü bu hamur kısa sürede sertleşiyor. Telefonunuza zarar görmemesi için streç filmle kaplayın. Yaklaşık 3-4 saat kadar telefonunuzu kullanamayacaksınız. Tamamen kapatın. Ve 3-4 saat dünyayla bağlantınızı kesin. Sizin için de güzel bir es olur diye düşünüyorum. Hamuru yağlı kağıt içine koyup, iki tane yağlı kağıt içine koyup açacağım. Ben bu işlem için evde merdanem olmadığı için şişe kullandım. Böyle düz, sert bir cisimle bu hamuru açabilirsiniz. Telefonunuza, boyutuna göre ve tabii ki belli bir inceliğe kadar bunu açmanız gerekiyor. Çok kalın bir kılıf yaparsanız bu kullanışlı olmayacaktır. O yüzden parçalanmayacak şekilde bu hamuru açın. Açtıktan sonra telefonu ortasına yerleştirin ve kenarlarından ortaya doğru telefonun bütün köşelerini kaplayacak şekilde hamuru yapıştırmaya başlayın. Köşelerini tamamen vermeniz gerekiyor. Bunu elle yapmanız gerekiyor. Bu süreçte hamuru kirletmemeye dikkat edin. Çünkü çok çabuk bir şekilde kirlenebiliyor. Beyaz olduğu için de tozu ve tüyleri çok belli edebilecek bir kılıf bu. Eğer böyle yırtılmalar olursa bu bir hamur olduğu için elinizle hemen düzeltebilirsiniz. Çünkü henüz kurumadığı için her türlü işlemi yapabileceğiniz durumda. Bütün telefonu kaplayın. Ön kısımlarını zaten sonradan keseceğiz. O yüzden ön kısımlarına çok takılmanıza gerek yok. Ve böyle 3 saat kadar kurutun. Eğer zamanınız varsa bir gece kurutmanızı tavsiye ederim. Daha sonra ön kısımlarını telefona zarar vermeden maket bıçağıyla kesiyorum ve telefona uygun hale getiriyorum. Bunu göz kararı yapabilirsiniz. Bir cetvelden yardım alın ya da düz bir cisimle de bunu kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi esnek bir kılıf elde ettik. Şimdi telefonun kamera kısmındaki kapalı olan yeri açmam gerekiyor. Bunun için kurşun kalemle işaretliyorum. Açacağım pencereyi çiziyorum ve maket bıçağıyla bu kısmı çıkartıyorum. Zaten yumuşak bir kılıf olduğu için kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi ben kılıfı süslemeye geçiyorum. Bunun için bir kalp çizip paralel çizgiler çekeceğim. Kalbi şablonla çiziyorum düzgün olması için. Elinizle de çizebilirsiniz. Cetvelle birer santim aralıklarla işaretler koyuyorum. Bunlar çizgileri çekeceğim yerler olacak. Paralel çizgileri çekiyorum işaret koyduğum yerlerden. Akrilik boyayla şablonumu boyamaya başlıyorum. Kalbimi kırmızıya, çizgilerimi de siyaha boyadım.
boyamayı tamamladıktan sonra kurumasını bekleyin ve mutlaka vernikleyin. Verniklemezseniz boya dökülüyor çünkü. Ve işte telefon kılıfımız hazır. Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bence harika bir kılıf. Mutlaka denemenizi öneririm. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.